Herkese selamlar. Castrol Edge Alpine F1 2022 aracıyla birlikte Jeddah'ta bir tur atacağız. Haydi başlayalım. Pistin son virajıyla sizinle birlikteyim. Bildiğiniz üzere 2021 yılında eklendi takvime Jeddah pisti. Ve aslında insanlar tarafından çok sevilmese de oynaması aşırı keyifli bir pist açıkçası. Ben çok keyif alıyorum. Özellikle ikinci sektör kör virajlarından geçmek aşırı keyifli. Start finish düzlüğünün sonuna doğru geliyoruz. Burada ilk DRS'imizi açtık. Yüz tabayasının neredeyse yakınlarında frenleniyor ve burada ufak bir S çıkanımız var. Ki pistin genelde hızlı hızlı geçilen S virajlardan oluşuyor. Bu pistin keyifli yanında o sanırım. Her ne kadar işte çok medya tarafından sevilmese de oyun oynayanlar için güzel bir pist. İlk sektörün ortalarındayız. Bu taraflarda daha çok aracın downforce, yani yere basma gücü önemli. Downforce iyi olan araçlar burada daha rahat edebiliyor. Ancak ilk sektörden sonrası 2 ve 3. sektör motor gücünün öne çıktığı yer oluyor. Ve ilk sektörün sonuna doğru geliyoruz. Pistimizde 3 tane DRS bulunuyor. İlkini start finish'te kullandık. Kalan ikisi de 2. sektörde bulunuyor. Ve 2. sektörün en garip virajlarından bir tanesindeyiz. Önce iç tarafı atıp ardından dış tarafı doğru açılıyoruz. Geçen sene Verstappen ve Hamilton arasında bayağı bir olay olmuştu özellikle pistte. Son sektörde yer verme olayı sırasında Verstappen ani bir fren yapınca Hamilton arkadan çarpmıştı ve ardından gelişen olaylar da vardı. Verstappen'in içeriye sert girmesi, Hamilton'ın kırık kanatla yarışı kazanması gibi bayağı bir olaylara tanıklık etmişti. Hatta F2 yarışında da büyük bir kazaya sebebiyet verdi bu pist. Aşırı dar olduğu için sürücüler sürerken bayağı bir zorlanıyordu. Tabii pistin yapısı o zamanlar çok eleştirildi. Ardından bu kör virajlar için 2022 yılında bir ufak bir çözüm bulmuşlar sanırım. Onu da ekleyecekler gibi 2022 yarışında. Onu da göreceğiz. Ve pistin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. 3. sektörün son virajına doğru yaklaşıyoruz. Burada da yüz tabelasından hemen sonra ağır bir frenleme yaparak aracımızı dışa açıp içe doğru kapanıyoruz. Burada da Verstappen'in son turunda, son hakkında destansı ve sıralama turu geçirirken yaptığı kaza akıllarımıza geliyor ve turun sonuna geliyoruz. Şimdi Castrol Edge Alpine F1 aracıyla birlikte hızlı turumuza çıkalım.